Herkese merhaba. Elimde Logitech'in Ultra Thin Keyboard Cover adı verilen özel bir klavyeli kapağı yer almakta. Görmüş olduğunuz gibi kapak kapalı şu anda iPad'in üzerinde, yeni iPad'in üzerinde ve elimizde Ultrabook'a benzeyen bir yapı var, bir tasarım var. Oldukça ince olduğunu söyleyebilirim. Bu kapağı açtığımda karşıma görmüş olduğunuz gibi ekranı hemen uykudan uyanan bir iPad ve üzerinde tam bir Q klavye barındıran Türkçe karakterlerinde olduğu bir kapak çıkmakta. Bu yapı birbirine görmüş olduğunuz gibi bir manyetik klipsle bağlı durumda. Aynı Smart Cover'da olduğu gibi ve birbirine dokundurulduğunda, yaklaştırıldığında otomatik olarak birbirine bağlanıyor. Manyetik çekim sayesinde. Öncelikle kılıfa ya da kapağa bakalım yakın bir şekilde. Görmüş olduğunuz Logitech Ultra Thin Keyboard Cover oldukça ince yapısıyla dikkat çekiyor. Gerçekten adından anlaşılacağı üzere karşımızda ultra ince bir yapı var. Boyutlara baktığımızda genişlik ve uzunluk bakımından iPad'e uyum sağladığını söyleyebiliriz. Birbirine üst üste örtüldüğünde bu yapının iPad'in ekranını tamamen kapattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kalınlık açısından baktığımızda da iPad 2 ile yeni iPad'in arasında bir kalınlık var. Hemen hemen iki katını çıkartıyor yapıyı, iPad'in yapısını. Ancak bunun az önce de gördüğünüz gibi fazla bir sorun yarattığını söylemeyiz. Ağırlık da çok fazla değil. iPad'in üzerine fazla bir yük bindirmiyor. Her yerde rahatlıkla taşımanıza olanak sağlıyor. Bu açıdan bu kılıfın, bu kapağın iş adamlarına, çalışanlara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ancak son kullanıcılar için de, bir klavye arayan son kullanıcılar için de bu ürün ideal gibi gözükmekte. Logitech'in bu klavyeli kapağının iPad ile bağlantısı Bluetooth üzerinden sağlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi kılıfın, kapağın sağ kenarında 3 adet unsur, bileşen dikkat çekiyor. Bunlardan ilki Bluetooth tuşu, Bluetooth bağlantısının, iPad ile Bluetooth bağlantısının kurulması için kullanılmakta. Kapağın kullanılması için, klavye özelliğinin çalıştırılması için tabii ki tablette Bluetooth bağlantısını açmak şart. Görmüş olduğunuz anahtar kapağın açılıp kapatılmasına, klavyenin kapatılıp açılmasına olanak sağlıyor. Kapağı kullanmadığınız durumlarda, klavyesini kullanmadığınız durumlarda bunu kapalı konuma getirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi, bunu yaptığınız takdirde de görmüş olduğunuz gibi iPad ile bağlantı kesilecektir. Kesildiğinde zaten ekranın uyanmasından gördünüz. Görmüş olduğunuz micro USB portu da kapağın, klavyenin şarj olmasına olanak sağlıyor. Logitech'in iddiasına göre bu klavye 6 aya kadar tek bir şarjla çalışabiliyor. Tabi burada günde 2 saatlik kullanım esas alınmakta. Bunu da belirtelim. Klavyeye baktığımızda tam Q klavye, üzerinde Türkçe karakterleri görmekteyiz. Ancak Türkçe karakterlerin gelmesi biraz sıkıştırmış klavyeyi. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında normal tuşlarda herhangi bir problem yok. Ancak görmüş olduğunuz gibi yumuşak G, Ü, İ gibi tuşların biraz daha küçüldüğünü, neredeyse normal tuşların yarı boyutuna geldiğini görüyoruz. Bazı kısa yol tuşları da var görmüş olduğunuz üzere. Fn tuşuyla birlikte görmüş olduğunuz rakam tuşlarına bastığınızda arama, internet arayıcısını başlatma, sanal klavyeyi açma, kes, kopyala, yapıştır gibi işlevlerin, ses açıp kapatma gibi işlevlerinde yapıldığını görmektesiniz. Bunu belirtelim. Klavyede avuç içinizi dayayacağınız, bileğinizi dayayıp destek alacağınız bölüm yok. Bu da demek oluyor ki yazma tableti, tablet kapağını koyduğunuz yüzeyden destek almanız gerekiyor bileklerinizle. Bu belki dizüstü kullanımda biraz sorun yaratabilir başlangıçta, ancak zamanla buna da alıştığınızı söylemek gerek. Her şey aslında bu Logitech'in kapağında, klavyesinde alışmakla ilgili. Alışma sürecini atlattığınızda normal bir şekilde kullanabilirsiniz. Tuşların sert plastikten yapıldığını söyleyelim. Fazla sığ değil. Bunun yanı sıra çok sert veya yumuşak da değil. Rahat bir kullanım sunduğunu söyleyebiliriz. Klavyenin tepkisi de oldukça iyi. Yazdıklarınız anında ekrana yansıtılmakta. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Peki bu klavye nasıl kullanılıyor iPad ile beraber? Görmüş olduğunuz bir bölüm var. Yuva var. iPad'i bu yuvaya yatay bir şekilde oturtuyorsunuz. Bu yuvanın özelliği manyetik desteğe sahip olması. Yani oturttuğunuz anda şak diye bir ses geliyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi anında yapışıyor ve form, mekanizma, kullanıma hazır hale geliyor bu şekilde. Ve bu manyetik desteğin sayesinde, manyetik kuvvetin sayesinde görmüş olduğunuz gibi ekranı kaldırdığımda ekranı tabletle beraber kapakta benimle gelmekte. Bu şekilde sağlam bir yapı söz konusu. Dizüstü bilgisayara benzer bir yapı söz konusu. Logitech'in bu kapağına iPad'i sadece yatayda değil dikeyde de yerleştirmek mümkün. Ancak dikeyde yerleştirdiğimizde manyetik kuvvetler söz konusu olmayacaktır. Ancak tablet yine dengeli bir şekilde durmaya devam edecektir. Ancak az önce olduğu gibi tableti çekip çıkardığımda kapak
tabletle beraber gelmeyecektir. Ne de olsa arada bir çekim kuvveti yok. Daha doğru yatayda kullanmak daha doğru, daha geleneksel bir yöntem. Daha çok dizüstü bilgisayar havasını veren bir yöntem, doğrusunu söylemek gerekirse. Çoğu kullanıcının da zaten bunu tercih edeceğini düşünüyoruz. Devam edelim, bağlantıyı sağlayalım. Nasıl kullanıldığını bir göstereyim size ve öyle videomuzu kapatalım. Hemen görmüş olduğunuz anahtar yardımıyla kapağı açalım, klavyesini aktif hale getirelim. Bluetooth tuşu var görmüş olduğunuz gibi. Buna bir süre basılı tuttuğumda mavi ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz. Şimdi hemen ayarlar bölümüne gidelim. Tablette de ayarlar bölümünden Bluetooth ayarlarını yapalım. Logitech UltraThin keyboard cover görmektesiniz ve şu anda bağlanmış durumda. Bağlandıktan sonra yapmam gereken sadece klavyeyi kullanmaya başlamak. Direkt görmüş olduğunuz gibi kısa yol tuşunu kullanarak sol üst köşedeki ana ekrana gelebilirim. Bu sol üst köşedeki tuş Home tuşunun işlevini görmekte. Hemen bir uygulama açalım buradan. Pages açalım mesela. Pages'ta yeni bir doküman oluşturalım. Ve oradan yazmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi dizüstü bilgisayarda yazdığım şekilde kolaylıkla yazabiliyorum. Dilersem az önce belirttiğim gibi kes kopyala tuşlarını da kullanabiliyorum. O kombinasyonları da kullanabiliyorum. Şöyle size rahatlıkla göstereyim buradan. Yapıştırabiliyorum. Bu şekilde Logitech'in klavyesi, klavyeli kapağı işlevini oldukça düzgün bir şekilde yerine getiriyor. Bunu söyleyebiliriz. Logitech'in bu ürünü ile ilgili daha fazla detayı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.